Çemberde uzunluk örnek soru 5. Bu videomuzda çemberde uzunluk konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Şekildeki çemberde BK 4 santim. Şurası 4 santimmiş. AK 12 santim. Şurası 12 santim. CK 3 santim. Burası 3 santim. İse KD uzunluğu kaç santimetredir? Bize buradaki KD uzunluğu sorulmuş. Bir de çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Tamam. Devamını farklı bir renk ile ilerleyelim. Çemberin içinde iki tane kiriş görmekteyiz. Eskiden bu kural olarak öğretilirdi. Çemberde kuvvet kuralları vardı. Müfredattan çıkartıldı. Neden çıkartıldı? Neden eklendi? Bunları bizim ÖSYM, Milli Eğitim düşünebilme yeteneğini kaybedeli en az bir 20-25 yılımız oldu. Çemberde kuvvet kuralları vardı. Hangi konuyu çıkartıyorlar, hangi konuyu ekliyorlar, neden yapıyorlar kendileri de bilmiyorlar. Yani böyle bir eğitim dünyası içindeyiz işte. Çemberde kuvvet kuralları. Bu sorunun öncelikle kuvvet kuralıyla kısa bir çözümü var. Onu bir yapmış olayım. Böyle çemberin içinde herhangi iki tane kesişen kiriş düşünelim. Burası A, burası B, burası C, burası D ise A çarpı B eşittir C çarpı D'ye. Yani buradaki KD uzunluğu şuna x diyecek olursak 3 çarpı ya da x demeyelim KD eşittir 4 çarpı 12'ye. KD uzunluğu 48 bölü 3'ten 16 olarak bulunur. Fakat dediğim gibi çemberde kuvvet kuralları müfredattan çıkartıldı. Biz şimdi burada yeni müfredata göre var olan, kalmış olan kurallarımıza göre nasıl çözeceğiz ona göre düşünelim. Şimdi buraya bir merkez koyacağız. Merkezden kirişlere dik atmaya başlayacağız. Burası merkezimiz olsun. Merkezden bu kirişe bir dik atalım. Merkezden kirişe atılan dik o kirişi iki eşit parçaya böler. Bu kirişin tamamı 12 burası, 4 burası topladığımızda 16 ikiye bölersek 8 8 ayrılır. Demek ki burası 8, şurası 4 olacak. Aynı şekilde diğerine de dik atalım. Bu kirişe de dik atıyoruz. Bu da bu kirişi iki eşit parçaya bölecek. Şuradaki mesafeye x diyelim. Şuraya. Şu tarafta dolayısıyla buranın tamamına eşit olacak. X artı 3. Merkezden kirişe atılan dik o kirişi iki eşit parçaya böler. Şimdi biz biliyoruz ki şurasının uzunluğu 4. Dolayısıyla burada bir dikdörtgen oluştu. Birazcık dikkatli bakalım. Burasının uzunluğu 4. Burasının uzunluğu ise x. Şimdi devamında nasıl ilerleyeceğiz? Onu da farklı bir renkle gideceğim. Buradan bir yarıçap çizeceğiz. Şuraya R diyelim. Bir de şuradan bir yarıçap çizerek burada iki tane Pisagor uygulayacağız. İki Pisagor da aynı R değerini verecek bize fakat farklı x'li ifadelerle. Önce şuradakiyle başlayalım. R kare eşittir. X'in karesi artı 8'in karesi. Buradan ise R kare 4'ün karesi artı x artı 3'ün karesi. O zaman buradan şunu düşüneceğiz. Bu r kare, bu da r kare. O zaman bu ifadeyle bu ifade birbiriyle aynı. Bu ikisini birbirine eşitliyoruz. X kare artı 64 eşittir. 16 artı, bunun karesini alacak olursak, x kare artı 6x artı 9. Karşılıklı x kareler birbirini götürdü. Buradan 9 ile 16'yı topladık. 25 etti. 25'i karşıya atarsak 64'ten 25 çıkartırsak 39 eşittir 6x. 6'ya bölecek olursak 39 bölü 6 3 ile sadeleşir. 13 bölü 2. İşte buradaki x uzunluğunu böylece bulmuş olduk. Şimdi A şıkkındaki KD uzunluğuna gelecek olursak KD uzunluğu neye eşit?
X artı x artı 3'e eşit. Yani 2x artı 3'e eşit. Buradaki x yerine 13 bölü 2'yi yazacak olursak 2 çarpı 13 bölü 2 artı 3. Bunlar gitti. 16. İşte az önce kuvvet kuralıyla. Bununla bunun çarpımına eşit diyen için soru bitmişti. Ama eski kuralları öğrettiğimiz takdirde yeni sistemde ise var olan kuralımız, kirişler varsa bir merkez koy, kirişlere dik at, oralardan dik üçgenler oluştur ve bunlarla çözmeye çabala. Şimdi gelelim B şıkkına. Çemberin yarı çapı kaç santimetredir? Bu bulduğumuz x'i götürüp şunu da veya şunu da koyalım ki şunu da koymak daha kolay. R kare eşittir. 13 bölü 2'nin karesi. 169 bölü 4. Artı yanındaki 8'in karesi 64. 64 ile 4'ü çarparsak 256. R kare eşittir. 169 artı 256 bölü 4. Toplayalım şunları. 265. 325. 425 bölü 4. 425 bölü 4. Onu da kök içine atarsak. Kök içinde 425 bölü 4 dışarı çıkar 2. 425'i de 25 çarpı kaç diyelim? 17. 25 çarpı 16 400'dür. 25 çarpı 17 o da 5 kök 17 bölü 2 olarak yarıçap uzunluğunu bulmuş oluruz. Oldukça güzel bir sorudur. İki alternatif çözümü vardır. Ama çemberde kuvvet kuralları dediğim gibi müfredattan çıkartılmıştır. Fazla kural bilmek sınav anında zarar vermez bize. Biz bilgi güçtürü eğitim anlayışımızdan çıkartmaya başlıyoruz. Verebildiğimiz kadar az bilgi verelim, bunlarla çabalasınlar. İnsanlar bilmesin, daha az bilsin, dünyanın gerisinde kalalım. Ondan sonra bakalım ne olacak? Eğitimde böyle şaklabanca yeni nesil yapıyoruz. Onunla bunlar düşünme kabiliyeti kazanacak, daha da iyi yere gidecek. Adamlar bizden daha fazla bilgi bilirken, biz öyle 2-3 tane dünyanın gerçek hayattaki şeklin içine bir iki kuralı yedirip onları düşünerek bunlarla mı mücadele edeceğiz? Bu kafayla bir başka bataklığa doğru gidiyoruz. Bunun da farkına belli bir süre sonra verilir. Sonra bir başka bataklığa yönümüzü çeviririz. Bataklıktan bataklığa koşar adım. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.